üniversite öğrencisiyiz. Bu mahallede oturuyoruz bir seneden beri. Belediye onca sefer başvuruda bulunduk. Yani yardıma ihtiyacımız oldu. Makul yani. Öğrenci sonuçta. Evet. Her şeye ihtiyacımız var. Her evet. şeye ihtiyacımız var. Yani bir defa yardım veriş var. Bir dönüş bile yapılmadı yani. Olumlu veya olumsuz. Onu geçtim. Burada öğrenciyiz. Oruç tutuyoruz. Bir iftar çadırı bile yok yani. İftar çadırı diye tek söz oldu. Bir şey, bir şey vermiyor. Makyaj yapıp iftar çadırına gelmiş. Sen adam arabasından bir iftar çadırına gidiyor. Öğrenci iftar yapıyorlar, yemek kalmıyor. Yani iftarlar sadece şu an seçime yönelik yatırımlar gibi düşünüyor. İftar değil, israf gibi düşünüyor. Abi eskiden biz AK Parti'ye verdik. Ama dün akşam burada iftar verdiler. İftarda nedir? Ramazandır, paylaşmadır. Ama burada geliyorlar, belediye başkanı çıkıyor. İşte Tayyip Erdoğan'a şeyiz. Onun peşindeyiz. O istiyor yani. Bu şekilde olmalı. Bu şekilde çadırlarına siyaset yapılmamalı. Yani bu şekilde doğrusu da bu. Belediye başkanının siyaset işi olmaması lazım zaten. Belediye başkanı seçilene kadar şahıs işidir yani. Seçilene kadar öyle olmalı. Seçilene insan belediye başkanını seçerken zaten halk partisinden ya ne dememi bekliyorsunuz? Benim size söyleyebileceğim sadece şudur. Sizin bizi deneme şansınız olması lazım siz belediyenizin. Ya bizim isteğimiz şudur. Yarın bir gün meclise gelirseniz yarın bu şeyleri unutmayın. Ya sadece bu memleketin orada yani bizim sesimiz olmalı. Memleketin kalkınabilmesi için evet. sadece kaçakları ve israfı önlemeniz bu memleketi kalkındırmaya yeter. 2002 yılında insanlar denedi. 12 sene boyunca bu sefer bu senede siz denemediniz. 5 senedir bu ya. Bilemediğiniz 2 dönemdir. Bir dönem hazırlık yapar, ikinci dönemde icraatlarını sonlandırır ya da veriminin insanlara gösterir. Yani hizmetini yapar. Eğer bu yoksa gereğini yapın. Bence sizin göreviniz bu. Biz yeniyiz. Bizim ne yapıp yapamayacağımız hususunda bizim söylediklerimiz sizi ne kadar inandırır bilemem ama bu denemek ve 5 sene boyunca takip etmek sizin elinizde. 5 sene sonra da kusura bakmayın kardeşim siz de beceremiyorsunuz. Demelisiniz. Demeli insanlarımız bunu demeli. Görev budur zaten. Evet bence deneyin. Bizi de bir deneyin. Bir 5 sene deneyin bakalım ne yapıp yapamayacağımızı bir görün. Sonra da deyin ki kusura bakmayın kardeşim. Sen onu söyle bakayım.